Merhaba arkadaşlar logaritma karma testi ki başlayalım birinci sorudan ifadesinin eşiti nedir? E çarpımsa logaritmada neydi? Toplam durumunda yazılır. Bölümse de fark durumunda yazılır. Logaritma m kare kök n demek içindeki derece bölü dışındaki dereceden 1 bölü 2'dir. Bölü de k küptür. Çarpım durumunda olduğu zaman toplam durumunda yazılır e, bölüm durumunda olduğu zaman da fark konumunda yazılır. 2 başa geçer log m'dir. 1 bölü 2 başa geçer log n'dir. 3 başa geçer log k'dir. idir. O da B şıkkında mevcuttur. Geçtim ikinci soruma. E, F ve G'ler tanımlanmış. Buna göre F bileşke G2. Ne demektir? F'in içinde G2 demektir. E, G2'yi bulmak için X yerine 2 yazar isem hemen burada bulalım. Logaritma 5 tabanında 2 artı 3'ten 5'tir. Her ikisi aynı olduğu için 1. E buraya 1 yazarsam benden istenilen f1'dir. x yerine de 1 yazdığım zaman 3 artı 1'den 4, 2 üzeri 4'ten de 16 cevabını elde ederim. Geçtim 3. soruma. Log 2 0.3 ise 0.1 tabanında 3. dereceden kök 16. Şimdi düzenlememizi yapalım. 0.1 demek 10 üzeri eksi 1'dir arkadaşlar. 16 şöyle 2 üzeri 4 diye yazsam, içindeki derece bölü dışındaki dereceden 4 bölü 3 şeklinde üst ifade şeklinde yazılır. Dereceler her zaman bölüm durumunda başa geçer. 4 bölü 3 e, eksi 1'e bölersem eksi 4 bölü 3'tür. Geride kalanlar yazılır 10 tabanında 2. 10 tabanında yazılsa da olur. Yazılmasa da olur. log 2 demektir. O da 0.3'müş. Yani 3 bölü 10. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 4 bölü 10'dur. O da eksi 0.4. b şıkkı elde ederim. Geçtim arkadaşlarım şöyle. Dördüncü soruma. ABC d bir kare. Diğeri de EFKL de dikdörtgen. Alanları verilmiş. Buna göre X'in uzunluğu kaçtır? Şimdi bu sarının karenin alanı arkadaşlarım. Kök şöyle logaritma 16 ile 2 log 25'in toplamıdır. Burası karenin alanı. Karenin bir kenarına da a der isem a'nın karesi eşittir. Log 16 artı 2'yi derece olarak attığım zaman 25'in karesidir. Tabanlar aynıysa çarpım durumunda yazılır. 16 da 4'ün karesidir. Burası da 25'in karesi. Yani arkadaşlarım buradan da 100'ün karesi olur. E 100 demek aynı zamanda 10'un karesidir. Üzeri 2. Logaritma 10 üzeri 4'tür. 4 başa geçerse lokonun değeri de 1'den. Buradan da 4 elde edilir a kare. A'nın değeri de 2 olur. Hemen burada yazdık. Şimdi arkadaşlarım 2 log 25 olabilmesi için ikisi buradaysa demek ki burası log 25 olacak ki e, dikdörtgenin alanı log 25 ile 2'yi çarptığım zaman bu ifadenin alanını elde edelim. Şimdi gelelim x'e. Burası log 25, e, burası x. x ile log 25'in çarpımı o da log 9'a eşitmiş. Buradan log 9 3'ün karesidir log 25 de 5'in karesidir. 2 başa geçer. 2 log 3 2 başa geçer log 5'tir. Tabanlar aynıdır kaldırılır. 5 tabanında 3'e eşittir. O da D mevcuttur. Geçtim 5. soruma. E, Hamza'nın bugünkü yaşı kökler çarpımıymış 10 yıl önceki yaşı. Şimdi arkadaşlarım her zaman tabana bilineni A dersem daha kolay olur. Logaritma 2 tabanında x a ise pay ve tabanla üst yer değiştirdiği zaman pay ve payda da yer değiştirir. Bu ifadem de 1 bölü a şeklinde olur. 6 artı 5 a'dır. E, ve buradan da buraya ben 1 bölü a dersem isem 1 bölü a 1 bölü a karedir. Ters çevirirsem a kare olur. Karşı tarafa gönderirsem eşittir 0. Çarpanlarına ayrılalım. Eksi 6'ya artı 1. Yani buradan ya 6'dır ya da eksi 1'dir. A dediğim ifade logaritmi 2 tabanında x'i de 6 gelir. Şöyle yukarı kaydıralım. Otobüse binip durakta iniyoruz. 2 üzeri 6'dır. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 ise 2 üzeri eksi 1. Çarptığım zaman 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 1'den tabanlar aynıysa üstler toplanır ve buradan 32 elde ederiz. E bugünkü yaşı 32 ise 10 yıl önceki yaşı çıkartırsam da 22 elde ederim. Geçtik 6. sorumuza. Log 2 A log 3 B ise log 1.5 tabanında 135 ifadesinin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar burası 10 tabanında olduğu için her ikisini 10 tabanında yazalım. 1.5 tabanında 135. 10 tabanında yazarsam log 135 bölü log bir buçuktur. E, 135 27 çarpı 5'tir. Log 1 arkadaşlarım. 15 bölü 10 şeklinde yazılır. Sadeleştirdiğim zaman da 3 bölü 2'dir. 27 çarpı 5'i log 27 artı log 5 şeklinde yazarım. Çarpım ise toplam durumunda olur. Burada 3 bölü 2 geldi. Bölüm durumunda ise fark durumunda yazılır şuradaki sadeleştirdiğimi de yazmış olalım. 27 3'ün kübüdür. 3 başa geçer. 3 log 3 artı log 5'tir. Bölü log 3 eksi log 2'dir. Bize log 5'in değeri verilmediği için log 2'nin değeri verildiği için log 5'in yerine 1 eksi log 2 yazabilirim. Log 3'ün değeri b idi. 3b olur. E, log 2'nin değeri de a idi. Buradan da 3B artı 1 eksi A bölü B eksi A. O da E şıkkında mevcuttur. Geçtim 7. soruma. N'in değeri kaçtır? Elen demek logaritma E tabanında demektir. N kare artı 11. Elen demek E tabanında demektir. Tabanlar aynı kalkar. Buradan da N artı 1 tabanında N kare artı 11 gelir. E, elen 4 demek 2'nin karesinden 2 elen 2 demektir. Elen 2'ler giderse 2 elde edilir. Otobüse binip durakta iniyoruz. n kare artı 11'in değeri n artı 1'in karesine eşittir. O da birincinin karesi 2 iki katı ikincinin karesi n kare artı 11'dir. n kareler gitti. 2 n eşittir 10'dur. n de buradan 5 elde ederim. Geçtim 8. soruma. 2 tabanında 5 n ise 50 tabanında 4 ifadesinin n türünden değeri. Şimdi ilk yoldan 2 tabanından yapalım. 50 tabanında 4'ü 2 tabanında 4 bölü 2 tabanında 50 şeklinde yazarım. 4 2'nin karesinden 2 başa geçer. 2 iki tabanında 2'dir. 50 de arkadaşlarım 25 çarpı 2 şeklinde yazarım. Burası zaten 1'dir. 2 bölü. Çarpım olan toplam durumunda yazılır. 25 de 5'in karesidir. 2 tabanında 2. E 2 başa geçer. 2 bölü 2 tabanında 5 artı 1 olur. E buraya zaten n verilmiş. 2 bölü 2 n artı 1. O da e şıkkında mevcuttur. Şimdi geçelim ikinci yolumuza. E 10 tabanında alalım. 2 tabanında 5 demek log 5 bölü log 2 demektir. N bölü 1. Log 5 n log 2'yi 1 kabul ederiz. Normalde e, log 2'nin değeri 1'dir ama hani k'lı çarpmamıza gerek yok. Oran değişmez. 50 tabanında 4'ü log 4 bölü log 50 şeklinde yazarım. 4 2'nin karesidir. 2 log 2'dir. 50 de 25 çarpı 2'den 5'in karesinden 2 log 5 artı log 2 şeklinde yazarız. E, log 2'nin değeri 1'di. Log 5'in değeri de n idi. Yine 2 bölü 2n artı 1 e şıkkı elde edilir. Geçtim arkadaşlarım 9. soruma. Bilimsel bir hesap makinesinde ekrana bir sayı yazılıp logaritma tuşuna basıldığında 10 tabanı alınır. 10 e, üzeri 4 sayısı görüldüğünde logaritma tuşuna en az kaç defa basılırsa ekranda negatif sayı görünür. Şimdi 10 üzeri 4. E, 10 tabanında olduğu için 4 başa geçer log 10'dur. E, burası birden 4 olur. Şimdi log bir daha basıyorum log 4. Sonuca x dersem arkadaşlarım taban yazılmıyorsa 10'dur. 10 üzeri x 4 ise x'e 0 verirsem 1'dir. x'e 1 verirsem de 10'dur. Aralığındadır. Yani x'im 0 ile 1 arasında atıyorum 0.1 olsun. Önemli değil. Logaritma 0.1'dir. E, 10 tabanında yazılıyorsa 10 tabanında 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 başa geçer eksi 1'dir. Ekranda e, negatif sayı görülür. Bakın 1, 2, 3, 3. adımda ekranda negatif sayı görülür. Geçtim 10. soruma. E, fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma x eksi 1 tabanında. Bu ifadem x eksi 1'i neyedir? Karesidir. Şimdi arkadaşlarım logaritmanın tanımından dolayı x eksi 1 sıfırdan <laughs> pardon x eksi 1 sıfırdan büyük olmalı. Büyük olacağı için pat diye başa atabiliriz. Normalde eksi mi artı mı bilemeyiz çünkü. x eksi 1 tabanında x eksi 1 bakın bu gitti. Buradan da 2 gelir. Yani x 1'den ne olmalıdır? Büyük olması gerekir. Aynı zamanda taban 1 olmamalı. X de buradan 2 gelemez. Onu yazdıktan sonra hemen çizelim. Bir kere sabit olacak 2. Bu sabit değil bakın bu sabit değil. Şöyle yukarı kaydıralım. 2, 2, 2 şeklinde. E, X'imiz birden büyük olmak zorunda. Bakın C şıkkında, D şıkkında da. Ama E şıkkında birden küçük olan değer bu da gitti. E ve Ama x'imiz 2 olmaması lazım. Bakın burada x'imiz 2 olabiliyor. C'ye de gider. Dolayısıyla d şıkkı elde edilir. Geçtim hemen arka sayfamda şöyle 11. soruma. Logaritma x eksi 3'ün kübü eksi. Logaritma x eksi 3'ün karesi eksi 1 sıfırdan küçük. E, logaritmanın tanımından dolayı zaten bu ifadem 0'dan büyük olması için x eksi 3'ün 0'dan büyük olması gerekir. Dolayısıyla 3 başa geçti. x eksi 3'tür. 2 başa geçer. Şunu paranteze alalım. Çünkü burası pozitif olduğu için 2 direkt başa geçebilir. x eksi 3 eksi 1 küçüktür 0. 3 tane x eksi 3'ten 2 tane x eksi 3 çıkarsa yani logaritmalı 1 tane logaritma x eksi 3 olur. Eksi 1'i de karşı tarafa attım. Taban yazılmıyorsa 10'dur. 10 on birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. 10 üzeri birden 10'dur. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 diye geçer. E, logaritmanın tanımından dolayı eksi 3'ü karşı tarafa atarsam x 3'ten de büyük olmak zorundadır. E, 4'ten başlar 12'ye kadar devam eder. Yani bu kadar değer alır arkadaşlarım. Ama bize ne istemiş? En büyük tam sayı değerini istemiş. 12 cevabını elde ederim. Geçtim 12. soruma. X'in değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk önce bir düzenleme yapalım. 7 üzeri X'e ben A der isem. Bu ifadem 7 üzeri 2X bölü 7 şeklinde ayrılır. 7 üzeri x eksi 7 üzeri x bölü 7 şeklinde ayrılır arkadaşlarım. 7 üzeri x a dersem a kare bölü 7 eksi a'dır. Eksi a bölü 7 eşittir 0'dır. Karşı tarafa gönderirsem a kare bölü 7 eksi a bölü 7 eksi a'yı karşı tarafa artı a diye gönderdim. a kare eksi a bölü 7 eşittir a'dır. İçler dışlar çarpımı a kare eksi a eşittir 7 a'dır a kare eşittir 8a elde ederim. Bir eşitliğin iki tarafında aynı ifade varsa ilk önce bu sıfır eşitlenir. Yani a'mız buradan ya 0 olur ya da sadeleştirdiğimizde 8 gelir. a dediğimiz ifade 7 üzeri x'in 0 e, olma gibi bir ihtimali yoktur. Çünkü tabanı pozitif olan bir ifadenin üstü arkadaşlarım ne olursa olsun ne yapamaz 0 olamaz. E, 7 üzeri x eşittir buradan ne gelir? 8. Şuraya da yazalım x buradan tabanı tabana sonucu üste üste de sonuca yazarız. Yani 7 tabanında 8 a şıkkı elde edilir. Geçtim 13. soruma. B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi toplama yapabilmek için tabanları aynı olması lazım. O yüzden aynı kat sayılarını yukarı gönderiyorum. Logaritma B tabanında 27 3'ün kübüdür üzeri 2 bölü 3'tür. B tabanında 2'yi gönderirsem 2'nin karesidir. 3 tabanın pardon B tabanında 3'tür. Tam tersi yazmıştım. Eşittir eksi 1. 3'ler gider. Logaritma B tabanında 3'ün karesinden 9 olur. 2'nin karesinden 4 olur. B tabanında 3 eşittir eksi 1. Tabanlar aynı. Toplamsa çarpım durumunda olur. Eksi ise bölüm durumunda olur. O da eksi 1'dir. Ve buradan da arkadaşlarım otobüse binip durakta iniyorum. Sadeleştiği zaman 12'dir. B üzeri eksi 1 eşittir 12 ise B de buradan 1 bölü 12 elde edilir. Geçtim şöyle 14. soruma. Şurada ayarlamamı yapayım. A'mız 2 ile 3 arasında ise x'in alabileceği değerler toplamı. İlk önce paydaydakini paya gönderelim. X tabanı 4'tür. Aynı şekilde paya gönderirsem x tabanında 5'tir. Tabanlar aynıysa toplam durumunda olduğu için çarpım olur. X tabanında 20'dir. A'nın yerine x tabanında 20 şeklinde yazalım. Burası 3'tür arkadaşlarım. Şimdi burada x pozitif neymiş? Bir tam sayı yoksa logaritmanın kuralını ne yapmazdı? Sağlamazdı. Şimdi ikişerli ikişerli ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Şimdi burayı değerlendirirsem 2 logaritma x tabanında 20'dir. E zaten 2'den büyük olduğuna göre bu ifaden 1'den de büyük olacağı için tabanım arkadaşlarım. E 1'den büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. x'in karesi 20'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. E burada da arkadaşlarım 20 X küp olması gerekir. Şimdi değer verelim bakalım. 1 e, verirsem bakın bunu sağlar ama burayı sağlamaz. 2 verirsem burayı sağlar yine burayı sağlamaz. 3 verirsem burayı sağlar ama bakın burayı da sağladı. 4 verirsem burayı sağlar hem burasını da sağlar. 5 verirsem burayı sağlamaz zaten diğerini sağlar. Ama artık burayı sağlamadığı için olmaz. 3 ile 4'ün toplamı arkadaşlarım. 7 cevabını elde ederim. Geçtim 15. soruma. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1 bölü 5'in m'inci kuvveti eşittir 15. Yani 5 üzeri m eşittir 15'tir. Buradan arkadaşlarım eksi m e vereceğimiz değer. Mesela m'miz eksi 1 olsa 5 olur. m'miz eksi 2 olsa 25 olur. 15'te aralıktadır. M'nin aralığı eksi 2 ile eksi 1 aralığında elde ettik. Şöyle içine alalım. Şimdi geldim N'ye. Otobüse binip durakta iniyoruz. N'ye 4 dediğim zaman 16 olur. 5 dediğim zaman 32 olur. 17 aralıktadır. Yani 4 ile 5 aralığındadır N'nin değeri. Onu da şöyle aldık. Burada her iki taban aynı olduğu için 5 tabanında 13 yazabiliriz. Otobüse binip durakta indik. K yerine 1 verirsem 5. K yerine 2 verirsem 25. 13 aralıktadır. K da 1 ile 2 aralığındadır. O zaman en büyük arkadaşlarım burada bakın. N'dir. Sonra K'dır. Sonra da M'dir. N, K, M o da C şıkkında mevcuttur.